İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun ev sahipliğinde İstanbul milletvekillerimizin katılımlarıyla gerçekleştiriyoruz. Bütün Türkiye gibi bizler de son derece keyifsiziz ve Muğla başta olmak üzere Antalya'da, Denizli'de, Aydın'da, Isparta'da süren yangınların ya da kontrol altına alınıp yeniden kontrolden çıkan yangınların ve süre giden oradaki çevre felaketinin bütün Türkiye'de yarattığı hüzün hepimizde var ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürmeye, konuya dikkat çekmeye hem başta Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, genel merkezimiz ve tüm Cumhuriyet Halk Partiler olarak soruna katkı sağlayabilecek çözümleri kamuoyuyla paylaşmaya, gerekli girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki televizyon kanalının ortak yayınına çıktı. Seçimden birkaç gün önce yapılmaya alışılık toplantılardan bir tanesiydi. Sorular önceden belirlenmişti. Cevapları promptera yazılmıştı ve prompterden okunuyordu. Ve arada İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı klipler serpiştirilmişti yönetilemeyen bir felakete karşı bir algı operasyonunun yönetiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşı karşıya olduğu çaresizliği son çare olarak ülkenin Cumhurbaşkanı sıfatını da taşıyan partilerinin genel başkanını ekran karşısına çıkarmaya ve yapmaya çalışıp yapamadıklarını bir kez de bu yöntemle yapmayı denediler. Ve ormanların yanmasıyla ilgili bu konudaki tedbirsizliklerle araç parkının eksiklikleriyle ilgili bir öz eleştiri, bir özür ve bundan sonra bu konularda gösterilecek duyarlılığa ilişkin beklentileri olan dinleyicilerin bütün beklentileri boşa çıktı. Tam tersine bakanlarıyla yapmaya çalıştıklarını, köşe yazarlarıyla yapmaya çalıştıklarını, gazetelerinden, televizyonlarından yapmaya çalıştıklarını Cumhurbaşkanına yaptırdılar ve Hemen muhalefet terörü, yalan terörü diye bir anatoma geliştirdiler. Bunun üzerinden kendilerine itiraz her eden herkesi yine teröristlikle suçladılar. Daha önce ülkedeki muhaliflere, ana muhalefet partisine beşinci kol faaliyeti diyecek kadar ileri giden zihniyet yangın ortamında, yangınla mücadele noktasında kendilerine yöneltilen eleştirilerde de yine çağrıyı kutuplaşmada ve bir kavga çıkarmada aradı. Bir tek niyet var. Bir kavga çıksın. Biz muhalefetle kavga edelim. Saflar netleşsin. Bizimkiler arkamda dursun. Oysa bu orman yangınlarında AK Parti'nin de AK Parti'nin bürokratlarının da genel başkanının da kendilerine oy verenler tarafından kıyasıya eleştirildiğini artık bu konuda kimsenin arkalarında duramadığını hatta kendilerine oy verenlerin köylerde, kahvehanelerde, evlerde kendilerini bu konuda savunamadıklarını biliyorlar. Bu yüzden işi kavgaya dökmek ve bu kavga üzerinden bizimkiler bizi savunur. Yeter ki bir kavga çıksın. Biz karşı tarafla gerginliği arttıralım. Saflar netlesin. Bizimkiler arkama geçsin niyetindeydi. Ve Dünkü programın tamamını böyle özetlemek, böyle okumak mümkün. Bu yüzden bizlere yapılan iftiralara, hakaretlere cevap verecek değiliz. Bu ortama girip de bu polemik ortamında Recep Tayyip Erdoğan'ın yangındaki sorumluluğunu bu konudaki tedbirsizlikleri, araç parkındaki eksiklikleri, uçak filosunun olmayışını kendi tarım bakanının, aktif görevdeki tarım bakanının yangınlarla mücadelede uçaklara gerek yok. Bizim coğrafyamızda helikopter lazım. O yüzden uçak almadık. O yüzden Türk Hava Kurumu uçaklarını yenilemiyoruz. O yüzden Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının pilotlarını emekli olması sorun değil ifadelerini unutturmaya çalışıyor bu kavgayla. Bu oyuna gelmeyiz. Bu oyuna kimse gelmeyecek. Niye hazırlıklı değiliz? Orman yangınları Türkiye'de ve dünyada artış ivmesine girmişken neden yeteri kadar hava aracımız yok diye sorduk biz ona. O cevabı yalan terörü olarak veriyor ama 2019'dan 2020'ye giderken orman yangınları sayısal olarak Türkiye'de yüzde 25, alansal olarak yüzde 86 artmışken yani Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliyken biz yalan terörü falan duymak değil, bu sorunun cevabını duymak istiyoruz. Grup başkan vekillerimiz bölgedeler. Diğer iki grup başkan vekilimiz Canla Başla, genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla tüm partilerimizle birlikte çalışıyorlar, katkı sağlıyorlar. Sorulan soru üzerine bu yanan bölgede bir tane bile helikopter görmedim diyor. Cumhurbaşkanı oraya niye helikopter yollamadıklarını, niye uçak yollamadıklarını cevaplamıyor da grup başkan vekilimizi namert olmakla suçluyor. Namertsin diyor. Milas Belediye Başkanımız 3 gündür yangın burayı aşarsa termik santrale gelir ve büyük bir çevre felaketi olur. Her, her yer önemli ama bu kısım çok önemli. Burayı durdurmalıyız diye söylerken yetkililer, İçişleri Bakanlığı yetkilileri tüm tedbirler alındı burayı aşmayacak dedi. Muhammed Tokat haklı çıktı, açtı ve termik santrale sıçradı. Alelacele hem de iletişim başkanlığı bu yangını öngörüyorduk, hazırlıklıydık diye bir açıklama yaptılar. Bu yönetememenin, beceriksizliğin ve en sonunda da felaketle karşılaşıldığında dönüp de mazeret üretmenin ve pişkinliğin bir ifadesi. Oysaki günlerdir hepimiz Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat'ın bunun olacağına işaret ettiğini ve yaşlı gözlerle, uykusuz gözlerle ayakta duracak hali yokken dün gece olacaklara üç gündür dikkat çektiğini hep birlikte izledik. Tabi bir diğer argümanı bu işi PKK'lılar yaptı. Bundan iltisaklılar yaptı. Burada iki önemli sorun var. Sorun bir, hani Süleyman Soylu terörist metresi geri geriye sayıyor. Şu anda Türkiye sınırlarında 273 PKK militanı var yerlerini milim milim biliyoruz. Burunlarını çıkarttırmıyoruz diyordu. Peki bu burunlarını çıkaramayanlar bu Türkiye'nin en batı coğrafyalarına gelip de orman yangını çıkarıyorlarsa Süleyman Soylu'ya bir şey söylemek lazım. Demek ki bizi kandırıyorlar, bizi aldatıyorlar. Ve bir terör örgütünün böyle bir yangınları çıkarabilecek durumda olduğunu kendi beceriksizliklerini örtmek için kullananlar o terör örgütüne bir güç atfettiklerinin ve zaten terör örgütlerinin adından söz ettirmek için eylem yaptıklarının farkında değiller herhalde. Herhalde bu terör örgütüne şimdiye kadar son birkaç yılda yapılmış en ileri sözel destek, sözel katkı bu olsa gerek. Ve söyleriz. Eğer teröristler yakıyorsa neden yakalamıyorsunuz? Nasıl engel olmuyorsunuz? Ve neden yakalamıyorsunuz? Eğer bunu bir algı için yapıyorsanız terörle mücadeleki destek ulusal birlikteliği bu yalanınız karşısında sizin beceriksizliğini örtmek için kullanıyorsanız buna da kimse aldanmıyor. Kusura bakmayın. Kim yakıyorsa lanetliyoruz ama söndüremeyen beceriksizlerin de beceriksizliğini gözler önüne sermek lazım. Orman yakıp da bu ülkeye bu acıları yaşatıp da yakalanamayanlar varsa Yakalamayanların beceriksizliğidir. Yakalanıp da cezasını en ağır şekilde çekmelerinin de arkasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak dimdik duruyoruz. Tarım ve Orman Bakanı ilk günden beri keşke öyle olsaydı dedirten ama söylediği lafla da herkesi şaşırtan bir cümle kuruyor. Türkiye'nin Orman yangınıyla mücadelesinde dünyada az bulunur bir filosu olduğunu söylüyor. Oysa kabine arkadaşı Dışişleri Bakanı'na kulak verdiğinizde İspanya'dan, Hırvatistan'dan, Ukrayna'dan, İran'dan, Rusya'dan, Azerbaycan'dan yapılan takviyelere ilave olarak İsrail'den iki uçak daha, Ukrayna'dan dört, dört helikopter daha bulduk ve filomuza kattık diyor. Her yerde uçak arıyoruz diyor. Oysa ki Tarım Bakanı bizim orman yangınlarımızda uçaklar iş görmez diyordu. Övündüğü filomuzu ilk gün açıklamıştı. İlk yangınlar olduğunda 3 uçak 29 helikopterimiz var demişti. Şu anda Dışişleri Bakanının saydıklarıyla ve filomuzun son durumu olarak dedikleri 20 uçak ve 51 helikopterle mücadele ediyoruz diyorlar. 3 uçak 20'ye çıkmış. 29 helikopter 51'e çıkmış. Halen daha yetmiyor. Ama Tarım Bakanı diyor ki dünyanın küskandığı bir filomuz var bizim. Bu kadar ağır bir çelişkiyi, bu kadar göz göre göre gerçekleri çarpıtmayı kamuoyunun bir kez daha takdirlerine bırakıyoruz. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı orman yanar da canlı yanmaz mı dedi ve hepimizin tüylerini ürperten şu ifadeleri kurbandı. Ormanlar yanar da canlı yanmaz mı? Kayıpların parasını ödeyeceğiz. Büyük başsa büyük baş, beyaz etse beyaz et. Şimdi yanan hayvanlara maddi değer üzerinden bakan tavuklar için beyaz et ifadesini kullanan, kanatlılar için beyaz et ifadesini kullanan AK Parti Genel Başkanı'nın bir ay önce çıkardığı ve kuşa çevirdiği hayvan hakları yasasına bakarsanız o yasada hayvanseverlerin istediği tanımlar yerine tercih ettikleri tanımlara bakarsanız bu dili şaşırmazsınız, ayıplarsınız ama şaşırmazsınız. Burada esas soru şu, hayvandan kasıt Evde yetiştirilen tavuklar kazlar değil sadece. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Onları sahipli hayvanların bedellerini ödeyince o hayvanların sahiplerinin bütün acısının geçeceğini siz varsıyorsunuz ama sahipsiz hayvanlar, ormandaki kaplumbağalar, solucanından kuşlarına kadar, kirpilerine kadar ve bu bütün orman florasını oluşturan tüm canlıların değerine bir paha biçilebilir mi? Bir fiyat biçilebilir mi? Evi yanana da, bahçesi yanana da, canı yanana da, hayvanı yanana da, oğlu kızı ölene de, madencinin anasına da, askerde şehit düşenin anasına babasına da sadece ve sadece para üzerinden bir iletişim kuran bu kalpsizliği artık daha fazla bu ülke taşıyamaz. Acılar satın alınamaz, her şeye değer biçilemez, her şeye değer biçen parası neyse veririz diyen bu anlayışı bu ülke daha fazla barındıramaz, daha fazla makul göremez. Beyaz etse beyaz parasını vereceğiz diyor. Meseleyi buna indirgeyen bu anlayışı sadece kınıyoruz, sadece kınıyoruz. Ve devamında yürütülen algı operasyonunda Recep Tayyip Erdoğan diyor ki sorumluluk belediyelerde. Döndü dolaştı Yerleşim yerlerinden büyükşehir belediyeleri sorumlu. Onlar da CHP'de zaten diyor. Bir kez böyle bir meselede buradan o sorumlu buradan bu sorumlu ayrımı ne kadar doğrudur bilinmez ama büyükşehir belediyenin sorumlu olduğu yerlerde yangın çıkmış. Yani Marmaris merkezde bir ev yanmış. Belediye o evi söndürememiş. Yangın ormana sıçramış gibi anlatıyor hiç bilmeyen böyle anlar. Oysa ki tam da dediğiniz gibi sizin sorumluluğunuzda olan ormanlarda yangınlar çıktı. Söndürülemedi. Döndü geldi geldi ve yerleşim birimlerine sıçradı. Burada illa böyle basit bir taksimat yapılacaksa belediyelerin sorumluluk alanlarına ormanlardan gelen yangınlar ulaştı. Nasıl vatandaşa biliyorsunuz oralardan CHP'li belediyeler sorumlu diyebilirsiniz vatandaş bunu duyduğunda "Aa bak ben bilmiyordum. Demek ki Marmaris merkezden CHP'liler sorumlu. Bu yanan yangınlardan da CHP'liler sorumlu" demez. Bunca senedir destek verdiğim, oy verdiğim iktidar partisi meğersem beni salak yerine koyuyormuşlar. Meğersem beni kandırıyormuşlar. Buna da mı inanmamı bekliyorlar der. Biz buna daha nasıl cevap verelim? Hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi her şeyin sorumlusu benim. Vatandaş bir hesap soracaksa gelecek bana soracak. Bu sistem çok hızlı kararlar alacak. Her sorun hızla ve bürokrasiye takılmadan çözülecekti. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tek sorumlusu olarak orman yangınlarında sorumluluğu şehir merkezlerinden sorumlu olduğunu sizin söylediğiniz belediye başkanlarına yıkıp kaçmak da nedir? Var mı bu? Her zaman kestiğiniz raconda var mı bu? Bunu yapılabilir mi? Bunu Sizi sevenler makul görüyorlar mıdır? Mesela bunu O sizin her zaman Meydan okuyan tavrınızı övenler Bu tavrınızı da övecekler mi? Reis ne güzel Sorumluluğu belediye başkanlarına attı ve kaçtı Diyecekler mi? Böyle mi karşılanıyor diye düşünüyorsunuz? Turizm Bakanı'na ben böyle bir yetki vermedim diyor. Turizm kanununda biliyorsunuz bir değişiklik yapıldı. Turizm kanununda yapılan değişiklikle orman alanları dahil, orman vasfını kaybeden yerler de değil, mevcut orman alanları dahil Turizm Bakanı gerekli görürse burada turizm yatırımlarına izin verebiliyor. Biz buna ilk andan itibaren itiraz ettik. Turizm Bakanı dedi ki eskiden üç bakanlıktaydı şimdi tek bakanlıkta. Değişiklik bu dedi. E, üç bakanlıktan biri Tarım Bakanlığı'ydı. Şimdi Tarım Bakanlığı'na sormadan ormanı, Tarım Bakanlığı'na sormadan orman arazisini, turizme açma yetkisini, Turizm Bakanı, kendisi de turizmci olan, turizm yatırımları olan, etrafı turizm yeni yatırım alanları için turizm lobicileriyle sarılı olan, kendisi de bizzat o mahalleden olan birinin insafına bırakılmasına biz hayır demiştik. Şimdi diyor ki, Böyle bir yetki vermedim. Turizm kanunu madde 3 daha tanımlardayız. Geliştirilmesinde kamu yararı bulunan orman vasıflı yerler dahil. Hazine taşınmazları, yeri mevki ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen yerler. Yani turizme açılacak yerlerin tanımı üçüncü maddede yapılıyor açılabilecek yerlerin orman vasıflı alanlar dahil diyor. Geliştirilmesinde kamu yararı varsa cumhurbaşkanı yapar ve bu kanunda da yetkiyi turizm bakanına veriyor. Vermedim dediği yetki kendi partisinin milletvekillerinin 25 saatin sonunda uyumadan eve gitmeden kullandıkları tüm itirazlar zaman kullandıkları oylarla verildi. Kimi kandırıyorsunuz? Ve şöyle tamamladı bu konudaki tartışmaları. Beni betonla falan anmasınlar diyor. Benim betonla ne işim olur? Ben dikey mimariye karşıyım. Betona karşıyım. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda hadi hep diyorsun ya yapalım Rabia'mızı. Dört gökdelen vardı. Dört gökdelen. Hani kaldırıyorsunuz ya bütün bütün salon kaldırıyorsunuz. Gösterin kaç gökdelen varmış. AK Partili bakanlar, MYK üyeleri, milletvekilleri yapın Rabia'nızı. Kaç gökdelen varmış siz geldiğinizde? Şimdi kaç var? 121. 121 gökdelen var ve Kanal İstanbul için planlananlar, Kanal İstanbul'un etrafında planlananlar hariç. Ben diyor dikey mimariye karşıyım. Sayende biz de karşıyız. Hepimizin karşısına bir gökdelen diktirdin sen. Bütün İstanbul dikey mimarinin karşısında zaten. Bunların hepsi bizzat yönettiğin ya da atadıklarının atadıklarına yönettirdiğin ayda bir kez üstünde gezdiğin helikopterden uçaktan kupon arsaları taksim ettiğin İstanbul'da oldu. O yüzden artık 30 kat ve üzeri gökdelenlerin 117'sinin kararını vermiş bir kişinin bu sözü söylemek için herhalde gerçeklerden bayağı kopmuş olması gerekiyor ya da karşısındakilere ne söylesem inanıyorlar muamelesini yapıyor ki biz bu tavrı gerçekten ayıplıyoruz. Tabii sürüp giden bir liyakat tartışmasına meselenin doğrudan şahitlerinden bir tanesi olarak ufak bir katkım benim de olsun. Türkiye tarihinin en beceriksiz kabinesiyle yönetildiği gibi tüm kadrolarda, tüm yurtta tel tel dökülüyor. Bunu Türkiye ikinci kez yaşıyor. Birinci büyük çöküş 15 Temmuz gecesi deşifre olmuştu. Fethullahçı cemaat bunların alnını secdeye değiyor. Bunlar bizden, bunlar Hoca Efendi'den aynı ve kaşık sallıyoruz dedikleri Türkiye'deki tüm kadrolara hakimdi. Askerde, poliste, valiler, kaymakamlar, sivil ve askeri bürokrasinin tamamında ve 15 Temmuz'da onlara emanet edilen tüm yetkiler ve silahlar millete ve devlete döndü. Şimdi bundan hiç akıllanmadılar. Oysa ki 16 Temmuz'dan sonraki 15 Temmuz'un ertesi gününden sonra hani meclisin kıymetini anlamıştık. Meclisi yerle eksan ediyorlar. Atatürk'ün kıymetini anlamışlardı. Bütün il binalarına apar topar Atatürk posterleri edinip asmışlardı. Neler yaptıkları ortada. Bir de liyakatın önemini anlamışlardı. Sadakate değil liyakate bakacaklardı. Ama şu anda ikinci büyük kadrolaşma dalgası Cumhur İttifakı'nın içinde olsun MHP'nin tarihi Udenici'ne itiraz etmeyip MHP'de kalmış ve MHP'liyim diyenlerle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sadakat gösteren herkes bir yerlere yerleştiriliyor. Bunlardan bir tanesi Mu Muğla'nın Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak çok konuşuluyor. Biz kendisini şuradan tanırız devlet memuru olduğu belediyede çalışırken bizim siyasi gezilerimize koşa koşa iştirak eden, ben siz memursunuz diye uyarmama rağmen araçlarımıza binmek isteyen, Recep Tayyip Erdoğan'a en ağır eleştiriler de değil, en ağır sözleri, hakaretleri söyleyen Barış Saylak. Beni şu Milas'a belediye başkanı yapın diye mevcut belediye başkanının yerine aday olan Barış Saylak. Partimizden 2019'da aday adayı oldu memuriyetten istifa etti. Aday adayı oldu. Biz kendisini Milas'a, Milas belediye başkan aday adayı oldu. Milas'a uygun, layık görmedik ve aday yapmadık. Mevcut belediye başkanımız Muhammed Tokat'ı yeniden adaylaştırdık. Bizim aday yapmadığımız liyakatini yeterli görmedik biz. Bize sadakati var diye de aday yapmadık. Bizim aday yapmadığımız Barış Sayla AK Parti AK Parti'de Barış Sayla sarıldılar. Eveli güne kadar en ağır hakaretlerde bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan'a adaylaştıktan sonra telefonda elinizi öpmeye Ankara'ya gelebilir miyim dediğini bütün Türkiye konuştu. O videolar hala dönüyor. İzleyeni utandırıyor, söyleyeni utandırmamış olabilir. Bizim Milas'a aday, adaylığa layık görmediğimiz Barış Sayla AK Parti Milas'a aday gösterdi ama Milaslılar onu belediye başkanlığına layık görmediler ve seçmediler. Milas'ı yönetemezsin dediler ama o televiz telefon önceki hakaretlerin küfürlerin değil bizim şahit olduğumuz duyduğumuz ama telefonda bütün Türkiye'nin şahit olduğu elinizi öpeceğim reisim büyüksünüz reisim kahkahalarının bir karşılığı oldu. Milaslılar Milas'ı vermemişlerdi Barış Sayla'ya yönetsin diye. Bütün Muğla'nın tarım ve orman işlerini AK Parti Barış Sayla'a verdi. O Muğla yanıyor ve bu liyakatsizlik tartışılıyor. Elbette sadece Barış Saylak'la olacak bir iş değil ama bir Milas Muğla örneğinden tarım orman bakanlığındaki kadrolar. Mesela Tarım Orman Bakanlığı ormanlar için Ormanlarla ilgili bir görevlendirme yapacaksa herhalde en çok Muğla'nın, Antalya'nın üstüne titrer, değil mi? Hem orman riski, hem turizmdeki önemi, hem orman yoğunluğu hem de yangın riskinden dolayı. O karar da ne etkili olmuş. Düne kadar CHP'nin peşinde koşan, taraf değiştiren, yalakalık yapan Metiye düzen bir bürokrat. Olunca onu oraya vermişler. İşte meseleye duydukları Verdikleri önem, meseleye yaklaşımları bu Ak Parti'nin. Yoksa Barış Saylak gibi birisi için kullanılan bu kadar cümle de israftır, harcanan bu kadar vakit de israftır. Ama bütün kamuoyunun tartıştığı mesele o kifayetsizin, o muhterisin böyle bir göreve getirilirken tercih sebebinin Ak Parti'nin adayı CHP'den kopup Ak Parti'ye geçen bir aday olmasıdır. Bunun altını bir kez de bütün şahitliğimle benim çizmem lazım. Turizmi Teşvik Kanunu oylandı ve meclisten geçti. Biraz önce bahsettik. Ormanları yapılaşmaya açan, ormanları turizme açan buradaki kuzuyu kurda emanet eden Turizm Bakanına, turizm yatırımcısı, turizm bakanına bu yetkiyi veren bu kanun tartışıldı. Şimdi bu kanunla ilgili meclisten geçerken kim ne oy verdi onun tartışması var. Orada anlımız açık, anlımız ak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak katılan bütün milletvekilleri retoyu vermiş elbette. Ama efendim o gün mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nden 40'a yakın milletvekili varmış. Geri kalanı neredeymiş? Ve buradan kendi kusurlarını örtmeye çalışan bir anlayış var. Şunu netleştirelim. Bu kanun normalde meclisten bir günde bilemedim bir buçuk günde geçer. Bu kanun geldiğinde mecliste basın toplantısı yaptık. Kameraların karşısına çıktım. Nöbetçi grup başkan vekili sıfatıyla. O kanun görüşülürken orada görev yapacak grup başkan vekili sıfatıyla. Bu kanuna karşı en sert muhalefeti yapacağız. Bildiğimiz tüm yöntemleri kullanarak iç tüzükten ve anayasadan gelen hakları kullanarak bu kanuna direneceğiz dedim. Salı günü bu sözleri söyledik. Kanun görüşmeleri salı günü başladı. Bu kanun pazar günü saat 15'i biraz geçe. Cumartesi günü 14'te başlayan bir birleşim. Yani son gün 25 saat çalışılarak salıdan pazara her maddesinde önerge verdiğimiz direndiğimiz, konuştuğumuz ve eleştirdiğimiz bir şekilde bize rağmen ve görülmemiş bir dirençle itirazımıza rağmen çıkmıştır. İsteyenler istatistik arıyorlarsa bu oturumun, bu birleşimin Cumhuriyet tarihinin en uzun ikinci birleşimi olduğunu bilmelerini isteriz. Bu kanunu çıkarabilmek için AK Parti grubu 100 3 yıllık, 101 yıllık meclis tarihinde, 101 yıllık meclis tarihinde şimdiye kadar yaptığı en uzun ikinci birleşimi yaptı ve bu kanunu çıkardılar. Ormanları turizme açan bu kanunu bu muhalefetimize rağmen bu şekilde çıkardılar. Zaman zaman saatlerdir uyumadığı, altı gündür, 5 gündür yoklamalarla sürekli içeri geri girmekten sinirleri yıpranmış. Müzakere edilip bu kanunun kötülüklerini anlatırken Çin yavrusu gibi dağılıp oylamaya çağrıldıklarında yoklama istersek Çin ordusu gibi içeriye girenler zaman zaman üzerimize yürüdüler. Kurbanlık almaya gideceğim bırak artık direnmeyi diyorlardı bana. Biz de diyorduk ki ormanlarımızı kurban edeceksiniz. Bundan vazgeçin hep birlikte bayrama gidelim. Bülent Turan ne var bunda bu kadar direnecek? Hepimizin canı çıktı. Bırak inat etmeyi diye bana şahsen söyledi. Gözünün içine bakarak söylerim ki kendisinin bunu yalanlamayacağını biliyoruz. Bütün grup başkan vekillerinin de olduğu ortamda defalarca bu kanunda itiraz edecek ne var? AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan. Bakan aradı telefonla. Turizm Bakanı sizi arıyor. Görüşür müsünüz? Tabii görüşürüz. Buyurun. Özgür Bey gelirseniz bir kahve mi içer misiniz? Ben gelsem... Oturup görüşebilir miyiz? Kanunumuzu anlatacağım. Dost kazanmak iyidir, yeni yüzler tanımak iyidir de Sayın Bakan. Anayasaya göre sizin kanununuz olamaz ki. Hani kanunları milletvekilleri teklif edecekti? Artık bakanlar kanun sunmayacaktı, güçlü meclis olacaktı. Siz referandumda sizinkiler böyle dedi. Ben sizle nasıl görüşeyim? Kanunun altında imzası olan gelsin. Yoksa muazzam mı yaptınız? Bizi mi kandırıyorsunuz? Hakikaten de bu kanun sizin için çok önemli ve sizin kanununuz. Bunu neden kamuoyuna açıklamıyorsunuz? Ve dedim ki ben bunu kamuoyuyla paylaşırım ve sizden görüşmem. Bu kanun öyle bir kanundur. Turizm Bakanı'nın günü geldiğinde terörist dedikleri, günü geldiğinde şeytanlaştırdıkları ana muhalefet partisinin grup başkan vekiline oturalım ben kanunumu size anlatayım dediği kanundur. Görüşmeyi kabul etmediğimiz kanundur. Bütün direncimizin sonunda bu kanun çıkmıştır. CHP hayır oy vermiştir. Bir şahitlik yapacaksam diğer muhalefet partileri de her madde her kanunda konuşmuşlardır. İçinde bütün muhalefet partileri şunu demiştir. Torba olduğu için desteklenen maddeler var. Karşı olduğumuz maddeler var. Biz karşı olduğumuz maddelerden dolayı doğru bir iki madde de olsa hayır oy verdik. Belki diğer muhalefet partilerinden bir tanesi içinde desteklenen pozitif muhalefet anlayışı içinde böyle davranmış olabilir ama hepsine şahidiz ki AKP ve MHP dışındaki bütün milletvekilleri bu kanuna karşı çıktılar ama Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel bir direnç, direniş ve itiraz yapmıştır. Bunu değersizleştirmek ve bunu yokmuş gibi göstermek asla ve asla Doğru değildir. Son olarak ifade edeceğim konu ise bir yandan elbette bir rahatsızlığımızı bir daha söyleyelim. Antalya AK Parti milletvekili İbrahim Aydın helikopterden tweet atıyor. Koordinasyon için, yangınlarla ilgili karar vermek için, yangınla mücadeleyi koordine etmek için helikopterdeymiş beyefendi. Milletvekilliği yapmak için seçilmiş eğitimi belli, yetkisi belli, görev alanı belli. O helikopterde Antalya'nın belediye başkanlarımız yok. Büyükşehir Belediye Başkanı yok. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gür'ün valilik tarafından kurulan kriz yönetim toplantısına davet edilmedi. Eşgüdüm koordinasyon toplantılarına davet edilmedi. Milas Belediye Başkanımız Muhammed Tokat Bakanları televizyondan Milaslılarla birlikte ben de izliyorum. İlçemdesiniz. Neden birlikte çalışmıyoruz? Dedi. Davet almadı. Marmaris Belediye Başkanımız Mehmet Oktay gittiği kapıdan döndürüldü. Davetli değilsiniz diye. Orman yangınıyla mücadelede Marmaris yanarken Marmaris Belediye Başkanı'nı sokmadılar. Ama AK Parti milletvekilleri koordinasyon için helikopterle geziyorlar. Bunu milletimize şikayet ediyoruz bu partizanlığı milletimize şikayet ediyoruz. Son olarak da Help Türkiye hashtag'i. Türkiye'ye yardım diye bir Twitter hashtag'i açılmış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu hashtag için soruşturma başlatmış. Türkiye'yi aciz göstermeye çalışıyorlarmış. Avustralya'da orman yangını olurken de dünyada orman yangınları büyük sel felaketli olunca da hep bu helpli hashtagleri gördük, takip ettik. Bu kendine güvenen ülkeler buna soruşturma açmıyor. Siz gerçekten güçlüyseniz, özgüveniniz yerindeyse bana niye yardım diye hashtag açtınız diye dava açmazlar. Ama suç örgütü lideri ya bu ülkenin İçişleri Bakanı Sezgin Baran Korkmaz'ı çağırıp kaç 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 hemen yurt dışına kaç dedi. Kamera kayıtlarına bakın kaçmadan bir gün önce İçişleri Bakanlığı'na gitti dediğinde reysen harekete geçmeyen Cumhuriyet Savcısı Atatürk'e Ayasofya'da hakaret edilirken, Cumhurbaşkanı'nın huzurunda canlı yayınlarda hakaret edilirken harekete geçmeyen Cumhuriyet Savcısı, Reysen harekete geçmeyen Cumhuriyet Savcısı, uyuşturucu ticaretiyle ilgili isimler havada uçuşurken harekete geçmeyen Cumhuriyet Savcısı, eski bir İçişleri Bakanı'nın oğlunun cinayet işlediği iddiasıyla, AK Parti milletvekilinin evinde işlenen cinayetten sonra DNA örneğine bile başvurmak için harekete geçmeyenler bugün resen harekete geçmişler. Bu doğru değil. Harekete geçen Cumhuriyet Savcısı reysen harekete geçmemiştir. Reysen harekete geçmiştir. Reysen harekete geçen Cumhuriyet Savcıları hep Türkiye'yi de araştırırlar. 86 yaşındaki yaşlı teyzeleri bir yorumun altına bir konuşmanın altına kalp işareti koydu diye soruşturmaya da çağırırlar. 15 yaşındaki küçücük çocukları Cumhurbaşkanı'na hakaretten günlerce göz altında da tutarlar. Ama bu işleri hep reisen yaparlar. Reisen harekete geçmek isimlerinde cumhuriyet olan Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gerçek cumhuriyet savcılarına verilmiş anayasal yasal bir yetkidir. Ancak Reysen harekete geçip Cumhuriyeti koruyanlara, Atatürk'ü koruyanlara, bu ülkenin itibarını koruyanlara, çevremizi koruyanlara helal olsun da Reysen harekete geçen hashtagçilere yazıklar olsun. Bunun dışında söyleyebilecek bu konuda bir söz bulamıyoruz. Benim ifade edeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa yanıtlayabilirim. Tamam, Tabii buyurun. Tamam, hoş, hoş bulduk. Kurulu Kayyum Heyeti Başkanı Celal Aşçı bir açıklama yaptı. Altı yandı kupanın kalkması için gereken para 4 milyon dolar. Bu parayı herkes böyle bir yardım kampanyası diye düzenlenebilir demiş. E, 28 milyar dolar da bir yandan kayıp ve de sadece 4 milyar dolar için bir yardım kampanyası istiyorlar. E, nasıl değerlendirilecek? Şöyle söyleyelim. Dün Sayın Genel Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla birlikte zaten Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti. Yaptığı açıklamada da bize yetkiyi verin. Biz bu filoyu ayağa kaldırmak istiyoruz dediler. Ayrıca dünkü basın toplantımda da söyledim. Biz pandemiyle mücadelede dayanışma hesapları açtığımızda bütün Türkiye'den yardım yağdı. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na İstanbul özelinde, Türkiye'de CHP'li seçilmiş büyükşehir ve diğer il belediye başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza dürüst, temiz, şeffaf ve hesap verebilir oldukları için ve dayanışma ruhu bizim ruhumuz olduğu için. Bizim siyasetimiz birlikte hareket etmekten, dayanışmaktan, en yoksulun yoksulluğuyla, en fakirin sağlığıyla dertlenmek olduğu için bizim sözümüze değer, değer verenler zaten oluk oluk yardım yapıyorlar. Ama bunu yapmaya başladıklarında biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi hesapları donduruyor, durduruyor ve o paraları daha sonra el koyuyor. Gerekli yasal düzenlemeden kastımız belediyelerimizin bu konuda yardım kampanyaları açmalarına ya da uçakları kendi bünyelerine katmalarına, uçak ve helikopter sahibi olup yangına mücadele konusunda yasal izin verilmesi gerekiyor. AK Parti bunu olanaksız hale getirdi. Geçmişte İstanbul Büyükşehir'in yangınla mücadele için bir uçak, bir helikopteri vardı. Şimdi mümkün değil. AK Parti bunları yasakladı. Biz de diyoruz ki bu konuda bir kanun çıkarın, hep beraber çıkaralım. Şu yangınlar geçtikten sonra yetkili kurullarımız değerlendiriyor. En uygun zamanda ve zeminde meclisi hem bunları araştırmak hem de gerekli kanunu düzenlemeleri yapmak üzere olağanüstü toplantıya çağırmayı da değerlendiriyoruz. Gidelim ve bu işi yapalım. Önümüzü açarlarsa önümüzde ne orman yangını durabilir ne yoksulluk durabilir. Bu ülkenin yoksulluğunu, bu ülkenin sahip çıkılması gereken insanlarına, sahip çıkılması gereken meslek gruplarına, sahip çıkılması gereken sosyal katmanlarına biz iyi geliriz. Yeter ki belediyelerimizin elini kolunu bağlamasınlar. Biliyorlar ki becereceğiz, izin vermiyorlar. Millet yetki verdi. Sen yap dedi bizim belediye başkanlarımıza. Bunlar kanun çıkarıp yapamazsın diyorlar. Hesaplara el koyuyorlar. 25 yıldır Eskişehir'de yoksullara yemek dağıtan aşevimiz var. Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasını durdurmak için bütün belediye hesaplarına el koydular. 25 yıllık aşevi yemek dağıtamaz hale geldi o günlerde. O yüzden önümüzü açsınlar. Önümüzde hiçbir dert, hiçbir sıkıntı duramaz. Çünkü gücümüzü bize güvenen Türkiye'nin iyi niyetli yüce gönüllü koca kalpli insanlarından alıyoruz. Yeter ki önümüzü açsınlar. Ama önümüzü kapatıyorlar, bize engel oluyorlar. Önümüzü kapatmalarının, bize o engel olmalarının sebebi bir yalanları vardı. CHP gelirse sosyal yardımlar kesilecek diye. Bütün İstanbul gördü ki, bütün Ankara gördü ki, bütün Adana, bütün Mersin, bütün Antalya gördü ki CHP gelince bırakın kesilmeyi daha önce sosyal yardım alamayanlar da aldı, alanlar da hep birlikte yenilerle bir çok daha fazlasını aldı. CHP gelirse şunu yapar, bunu yapar dedikleri, ülkeyi korkuttukları hiçbir şey olmadığı gibi yapamaz dedikleri her şeyi yapıyoruz. Bu ülkenin dayanışma ruhuna sahip yüce gönüllü insanları da bizimle beraber bu omuz omuza duruştan, bu kucaklaşmadan ve bunun genel seçimlere yansımasından korkuyorlar. Cesaretleri varsa önümüzü açsınlar. Önümüzde hiçbir sorun duramaz. Başka soru var mıydı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar.